Ben buradayım ha. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ben yaptırdım. Kabul ediyorum. Bu böyle konuşup yaşayacağını mı zannedi? Bir dinle Tufan. Bana ayı demişsin. Dedin mi? Dedim. Ne olmuş? Yanlış mı demişim? Biz buraya boşa gelmişiz İzzet Ağa. Ben sana dedim. Hele otur Seyran, otur. Hızır Reis. Kardeşimi öldürdün. Mekanına geldim. Belli ki kimseden korktuğumuz, sakındığımız yok. Devran ölür, Seyran gelir. Seyran ölür, Kurban gelir. Hızır ölür, İlyas gelir. Demek ki her ölenin yerine biri geliyor. Ama ölenin yerine gelen kendi usulünce gelir. Neymiş senin usulün? Devran'ın ölümü üstüne bize sorulmadan iş taksimi yapılmış. Her ne kadar bu işi bize verenler iş taksimi yapmışsa da bize sorulmamış. Benim yeğenlerim de bunu sormak için Tufan'ın yanına gitmişler. Peki kimin adına sormak için gelmişler? Niye sen gelmişsin? Madem bir hakkın var gelip kendin sorsana. İthavlatmak nedir? Hızır Reis. Şimdi ben senin için bir hakarette bulunsam. Yeğenin Alparslan da gelse bana sıksa. Haksız mıdır? İzzet, şimdi benim senden bir alacağım olsa, ki vardı, ne yaptım? Kendim geldim. Yeğenimi göndermedim. Devran'a kendin gitmemişsin. İlyas'ı göndermişsin. Ölünün arkasından konuşmayı sevmem ama öldürmeye bizzat kendisi gitti şahidim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben şimdi burada oturuyorum ama 3 kurşunu ben yedim. Bunun hesabını kim verecek? Onun hesabını Seyran verecek. Senin hiçbir kabahatin yok. Sen misafirlikte 3 kurşun yemişsin. Ne desen haklısın. Onun ceremesi Seyran'da. Boynumun borcudur. Bileceğim. Peki sen özür diliyor musun Tufan? Seyran'a hakaret ettiğin için. Sen Seyran'ın misafiri olsaydın sana sıkardım İzzet. Sonra da Seyran'dan özür dilerdim. Ama sen şimdi Hızır'ın misafirisin. Ben ne yapayım reis şimdi? Sen özür dileme Tufan. Tamam. Seyran'a pay ver. Ortaklığınız olsun. Sorun da bitsin. Dadaş. Bu nasıl racon kesmek? Adamlarla hasım olacaktık. Ortak olduk. Ortak olmak hasım olmaktan iyidir tipi. İşte benim iş yapmak istediğim reis. Güzel racon kestim. Racon kesmenin de bir karşılığı vardır. Elbet. İzzet Ağa. Ne dilersen. Bu soruna sebep olan biri var. Onu bana ver. Bana sorun olduğunda
söz sana vereceğim. Ama bana sorun olmayan benim sorunum değildir. Seyran. Benden nasıl özür dilemeyi düşünüyorsun? Üç kurşun diyorum, üç. Sakin, sakin. Sana sıkanlar yeğenlerimdi. Özrün kabul mü? Ailenden çekiniyorsam önemli değil. Gerekirse gelir tanışırım. Çevredeki insanlar konuşur. Burası küçük bir yer. Yanlış bir şey yok Özlem. Ne konuşurlarsa konuşsunlar. Teşekkür ederim ama hiç gerek yoktu buraya kadar getirmenize. Önemi yok. Şimdi yarın geliyor musun? Yoksa ben mi seni almaya geleyim? Sen kimi yarın gelip alıyorsun lan? Kimsin lan sen? Yapma, o benim abim. Abi o Alparslan Çakır Bey'di. Sadece bir eve bıraktı. Kardeş kusura bakma. Yanlış anladın galiba. Abi kusura bakma, tanımadım, affet. Önemli değil. Yine de kardeşine güvenmen lazım. Sormadan insanlara saldırma. Kim olduğu önemli değil. Haklısın abi. Özür dilerim. Bir şey yok. Abi buyurmaz mısın bir çayımız için? Özrümüzü kabul edin. Belki başka sefere. Abi yok bir şey dedi ya. Ne demek lan yok bir şey? Ne Alparslan Çakır Bey ne diye seni eve bırakıyor madem bir şey yoksa? Abi. Gir içeri, gir. Her şeyi tek tek anlatacaksın bana. Gir.